Yaşam tarzlarını ele almış olduğumuz tam olarak da yol dışı anlamına gelen ve ülkemizde oldukça yaygın bir doğa sporu olan offroad'u ele aldık. Nurullah Ege'ye offroad nedir diye sorduk. Haydi hep birlikte onun yaşamına bakarak offroad'u anlayalım. ...1986 yılında Isparta'da doğdum. Köyüm, kentim yok. Oldum olası Ispartalıyım. Isparta'da yaşadım. İlkokul, ortaokul, liseyi Isparta'da okudum. Meslek lisesi, elektronik bölümü çıkışlıyım normalde. Ama ne diyeyim, hani çocukluğumuzdan beri tabii babamız, abimiz sanayide, birçok akrabamız sanayide olduğu için çocukluğumuzdan beri sanayide yetişmeyiz. Hatta ben anneme falan bazen şaka olsun diye diyorum ki anne benim göbek bağımı sanayiye mi gömdü? Ne yapıyorsun? Biz motosikletle, arabayla yani ne diyeyim bizim yaşam tarzımız bunlardı. Mesela bu offroad konusunda bagidir veya aklıma takılan veya işime yarayacak bir makine varsa onların imalatını yaparım. Kendime göre tasarımlar yaparım. Bu şekilde yani geliştirmeye yönelik. Yani boş durmayı seven bir insan değilim. Boş oldum mu illaki tabiri caizse televizyon izleyivereyim. Tabiri caizse oyun oynayayım telefonda vesaire işlerim olmaz yani. Boşa çıktığımda otururum ya çizim yaparım. Aklımdaki yani hayallerimi yaşamak isterim ya. Yaşam amacımız bu zaten yani benim kendi görüşüm. Biz bu offroad işiyle uğraşmaya aslında çok garip bir hikayemiz var. Kendim normalde amatör olarak doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. İşte kuş, kelebektir, manzaradır vesairedir. Tabii bu işi yaparken ilk başta normal araçlarla gidiyorduk. Normal araçla gidiyorsun, doğada belli bir noktaya kadar varabiliyorsun. Sonuçta doğadasın, yol yok vesaire yok. Dedik ki normal araçla olmayacak. Ne yapacağız? Dedik bir offroad aracı, arazi aracı alalım. Daha doğrusu arazi aracını almadan önce kendi elimizdeki arabaları biraz daha böyle araziye uygun hale getirdik. Ama tabii 4x2 olduğu için belli bir noktadan sonra yetersiz kalıyor. Offroad olarak, offroad araçlarına o zaman merak saldım. Kendi işimiz için. Doğa fotoğraflarına giderken tabii aksesuarları yapıyoruz offroad aracının üzerine. Donanımlarını kendim yapıyorum, takım taklavat kullanmaya. Yani alaydan yetişmeyiz tabiri caizse. Tabii böyle olunca insanlar ister istemez avcılar, ne bileyim fotoğrafçılar veya doğayı bir tık daha fazla offroad'u seven arkadaşlar normal standart aksesuarlarla yapamıyorlar. Kendine özgü şeyler istiyorlar. Çünkü doğa öyle bir şey ki, örnek veriyorum, yani bir asfaltta gidiyorsan bunun standart aralığı vardır yani. Ama bizim şeyde böyle bir şey yok offroad işinde. Çünkü yol yok. Sen nereye istersen oraya gidersin. O yüzden donanımlar bizim için çok önemli. Zaten offroad'un güzelliği burada. Yani direksiyonda gaza basıyorsun, direksiyon senin hakimiyetinde ama ister istemez bazı yerlerde doğaya ayak uydurmak zorundasın. Sen ne kadar direksiyonu çevirsen de, gaz adı bassan da, doğa seni nereye götürecekse, yolun çizgisi neresiyse oradan gidiyorsun. Yani offroad'un güzelliği burada başlıyor zaten. Bizim bu araçlarımız ve kendi kullanan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, biz sürekli doğadayız. Yolun olmadığı yere gidiyoruz, her türlü zorluklardan geçiyoruz. Yani biz sürekli antrenmanlıyız. En basit örneği, biliyorsunuz bu sene çok orman yangınlarımız oldu. Offroad araçlarımızla, ATV'lerimizle, motocrosslarımızla, yani grubumuz çok geniş bir grup. Onlarla birlikte hakikaten elimizden gelenin yardımı, lojistik destek anlamında yaptığımıza inanıyoruz yani. Hakikaten ihtiyaç da var. Böyle bir şeylere, gruplara ihtiyacı Türkiye'nin var yani. Şimdi bu sporun, bu artık gönül verme işi diyeyim. Bu gönül verdiğimiz işin bize en büyük artılarından biri, dedim ya, dostluğumuz, hakikaten acayip dostluklar kuruyoruz. Acayip dostluklar kuruyoruz, inanılmaz arkadaşlarla tanışıyoruz. Yani ben size şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum, ben buradan offroad'a işte Antalya'ya gittim. Antalya'da
off-road yaparken bir tane batmış bir araç gördüm. Bir off-road aracı gördüm. Veya onlarla birlikte arkalarına takılıp da gittiğimde veya onlar benim arkama takıldığında zannedersin ki hiç görüşmemişiz ama 50 yıllık ahbabız. Yani ortak noktamız çok ve hakikaten kanımız aynı frekansta mı akıyor diyeyim. Yani beynimiz mi aynı frekansta çalışıyor diyeyim. Ya anında uyum sağlayabiliyoruz yani. Bizim bu işin en büyük avantajı o. Her şeyden önce güvenlik. Bir hareketimize bakar. Offroad içinde şöyle bir de sıkıntımız var. Gittiğimiz yerler yeri geliyor ıssız yerler. Gittiğimiz yerler hakikaten ulaşımı zor yerler. Yani offroad konusunda bireyselden ziyade takım olarak hareket etmek her zaman iyidir. Çünkü tehlikeli bir iş yapıyorsun. Örnek veriyorum bir caddede spor araban olabilir, tek başına dolaşabilirsin ama offroad'da öyle bir şey yok. Çünkü dağda gittiğimiz yerlerde yol yok. Uçurumun kenarından geçiyorsun vesaire yapıyorsun. Düşme tehliken var. Koordine arabayı kurtarman gereken yerler var. Yani böyle durumda grubun önemi çok fazla. Bir grubumuz var tabii. Sadece offroad konusunda da biz grubumuzu kullanmıyoruz. Dediğim gibi sosyal etkinliklerde de bulunuyoruz. İşte mesela bizim bu araçlarımız hakikaten donanımlı ve yolda görsel olarak herkesi etkileyen araçlar. İşte mesela bir etkinlik yaptık. Down sendromlu kardeşlerimizi belediyeninle birlikte koordine çalışaraktan bir program hazırladık. Onlarla araçlarımıza bindirdik, dolaştırdık. Mesela kanser haftasında meme kanserine, göğüs kanserine yakalanmış ablalarımızı bindirdik. Onları dolaştırdık. Yani bizim aracımız sadece bizim aracımız değil. Bu araca biz tabiri caizse herkese dolandırabiliyoruz. Yani heves eden herkesi bindiriyoruz. Yani bu şekilde hani biz bu aracı yaptık da bu sadece bize özel diye bir şey yok yani. Bizim yaptığımız aracımız herkesin kullanımında. Yoksa offroad kabaca yükselttik, ettik, kıldık diye bir şey değil. Yine söylüyorum. Bu iş gönül işi yani. Ailemiz tabii ister istemez gecesi yok, gündüzü yok, temizliği yok. Yani tabiri caizse ben şöyle söyleyeyim. Takım elbiseyle düğüne giderken batmış birini görün. O takım elbiseyle o çamurun içine girersiniz yani. Tabii böyle durumlar olunca da evde büyük bir kaos çıkıyor. Hatta donanımlı bir aracım vardı. Geçen sene sattım. Ya hanım sattığıma o kadar şey yaptı ki, sevindi ki. Çünkü kışın dağda işte kara batmış, zor durumda olan insanlara ya sürekli yardıma gidiyorsun. Jandarma bile kaldığında tanıdığımız birkaç arkadaşlarımız vardı jandarmadan, komutanlarımız. Ya onlar arıyor. Ya Nurullah işte adam araçta çıkmış, normal araçla. Orada kalmış bir yardım ediyor. Yani otokurtarıcı gibi dağda hizmet veriyorduk. Böyle olunca gece yok, gündüz yok, sabah yok, er yok, geç yok tabiri caizse. Tabii böyle olunca da hanım ister istemez isyanları oynuyordu. Bir gün hatta hiç unutmuyorum, yemeğe götürdüm. Yemek yerken telefon geldi. Yemeği nasıl yiyorum ama biliyor musun? Aklım yani özel günü falan unuttum. Ya bir an önce bitse de gitsem diye. Hanım şöyle yüzüme baktı. Sen de dedi böyle yemek yenmeyecek. Hadi sen dedi bir git. Aklı orada çünkü. Yani masada bırakıp da kurtarmaya gittim. O yüzden de biz deriz ki her zaman offroadçular olarak Allah aramıza akıllıyı sokup da huzurumuzu bozmasın deriz.